Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız, Sayın Genel Sekreterimiz, Sayın Fakülte Dekanlarımız, Sayın Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerimiz, değerli öğretim üyeleri ve sevgili öğrenciler, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Kütahya Meslek Yüksekokulu 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemiyle birlikte Germiyan kampüsümüze geçiş yapmış bulunmaktayız. Bu kapsamda üniversitemiz birimlerine yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz ve öğrenimlerine devam etmekte olan öğrencilerimize Germiyan kampüsümüze hoş geldiniz diyor. Yeni eğitim öğretim yılınızda sizlere sağlık ve başarılar diliyoruz. Açılış programını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşmaları, kapanış. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanım ve Dekan Yardımcılarım, Sayın Müdür Yardımcılarım, değerli öğretim üyeleri ve idari personelimiz ve sevgili öğrencilerimiz. 2022-2023 akademik yılı açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Kütahya Meslek Yüksekokulu 18 Mayıs 2021'de kurularak akademik faaliyetlerine başlamıştır. Okulumuzun şu anda aktif olan bir programı ve öğrenci almaya hazırlanan 5 pasif programı bulunmaktadır. Bunların yanında yeni programların açılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Şu an aktif programımız olan hasta bakımında kayıtlı 80 öğrencimiz bulunmaktadır ve programın doluluk oranı %100'e ulaşmıştır. Gelecek yıllarda aktif hale gelecek yeni bölümlerle öğrenci sayımızın katlanarak artacağını öngörüyoruz.
Öğretim kadromuz ise bir yılda idari kadromuzla birlikte 10 kişiye ulaşmıştır. Sevgili öğrencilerimiz, Kütahya Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz, bilgiyi doğru yorumlayan, araştırmayı bilen, öğrenmeyi öğrenen, kendi olma becerisini geliştirebilen, mesleki bilgi ve donanıma sahip, Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı ve geleceğe umutla bakabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için imkanlar dahilinde gayretle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Ve yine bu hedefe ulaşmak için siz öğrencilerimizin gayretinin ve özverisinin de gerektiğini hatırlatmak isterim. Konuşmamı bitirmeden önce okulumuzun gelişmesi için her zaman desteklerini aldığım, başta rektörümüz olmak üzere üniversite yönetimine, üniversitemiz idari birimlerine ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yeni akademik yılın hepimiz için başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Konuşması için Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Onukan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Sayın Doçent Doktor Fatma Başar'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Fakülte Dekanlarım, Sayın Meslek Yüksekokulu Müdürlerim, değerli hocalarım ve sevgili öğrenciler. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce yeni kampüsümüzün ve eğitim öğretim yılımızın huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Hepimizin bildiği gibi lisansüstü eğitim, bilim insanı yetiştirme ve ulusal bilim politikasının yürütülmesindeki en önemli etmenlerden biridir. Üniversitemizde, bünyemizde eğitim sürdüren 10 farklı ana bilim dalıyla bu politikayı devam ettirmektedir. 2018 yılında iki ana bilim dalı, yaklaşık 35 öğrenciyle başladığımız enstitümüzde şu an itibarıyla 10 tezli, 2 tezsiz olmak üzere 13 farklı yüksek lisans programı ve 3 doktora programıyla yaklaşık 212 öğrencimizle bu politikayı devam ettirme ve daha da iyiye götürme gayreti içerisinde olduğumuzu buradan tekrar bildirmek isterim. Enstitümüz gelişen ve değişen dünya koşullarında sağlık bilimleri alanında öncü, çağdaş ve yenilikçi bir yaklaşımla bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmeyi her zaman kendine birinci bir hedef olarak belirlemiştir. Bu kapsamda da çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yine lisansüstü düzeydeki özgün ve yaratıcı çalışmalarla ulusal, toplumsal ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan akademisyen ve araştırmacılarla yenilikçi bir kurum olma yolunda çalışmalarını ilerletmektedir enstitümüz. Yeni eğitim öğretim yılımızda da bu misyon ve vizyonla çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Sağlıklı bir eğitim dönemi diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşması için Sayın Doçent Doktor Fatma Başar'a teşekkür ediyorum. Şimdi ise Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Duygu Perçin Renders'in açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Genel Sekreterim, Sayın Dekanlarım, Okul Müdürlerim, değerli akademisyenler ve sevgili öğrenciler, yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcında sizleri üniversitemizin yeni kampüsünde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Üniversite açılışı her zaman ve haklı olarak kutlanması gereken önemli bir şey. Çünkü bu açılış bilgi edinmenin önemini vurguluyor.
üniversitenin toplumdaki sosyal işlerini, yani toplumun ilerlemesine katkıda bulunacak öğrenciler yetiştirmenin önemini vurguluyor ki, böylesi bir kutsal bir görevin bir parçası olmak bir ayrıcalık. Bu ayrıcalık bugün hepimizin içini gururla dolduruyor. Bugün sadece yeni başlayan öğrencilerimizle tanışmıyoruz. Aynı zamanda eski yeni tüm öğrencilerimizle birlikte yeni kampüsümüzle tanışıyoruz. Bu yaz tüm rektörlük, tüm akademik ve idari personelimiz tüm gücünü bu yeni kampüsü size hazırlayabilmek için harcadı. Umarım bu yeni ortam sadece sizi memnun etmekle kalmaz, aynı zamanda hepimize ilham verir. Bugün üniversitemize ilk kez adım atan öğrencilerimiz için yeni bir dünya açılıyor. Orta öğretimin sizi içinde tuttuğu, tabiri caizse deli gömleğin ardından daha özgür bir dünya bu. Ancak burada özgürlük, sorumlulukla eş anlamlı. Çünkü bundan sonra hayatınızın kontrolünü kendi ellerinize alacak, başarıyı kendiniz belirleyeceksiniz. Tüm akademik kadromuzla size rehberlik etmek üzere hazırız. Bu yılları mümkün olduğunca çok bilgi edinmek için kullanmanızı rica ediyorum. Bu bir insan olarak gelişmenize ve bunu gerçek dünyada yapmak için ihtiyaç duyacağınız güveni kazanmanıza yardımcı olacak. Hep söylediğimiz bir şey var, bilgi güçtür. Öyle de gerçekten. Ama çok daha fazlası var. Bilgi sizin olağanüstü bir profesyonel olmanızı sağlar. Kendinizi geliştirmenize, daha da önemlisi her şeyden önce kendinizi keşfetmenize olanak tanır. Bu kuşkusuz yaşamın gerçekliği içinde yüzleşmenizin kaçınılmaz olduğu sonraki profesyonel uygulamalarınızda bir katma değer sağlayacak. Hem COVID-19 pandemisi ve Ukrayna'daki savaşın tetiklediği ekonomik hem de ekolojik olarak ilk elden hissetmeye başladığımız iklim değişikliğiyle çalkantılı zamanlar yaşıyoruz. Tehdidin apokaliptik görüntüleri hepimize olduğu gibi gençlere de kasvetli görünüyor ve sizleri endişelendiriyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Ancak gençliğin iyimser olmak gibi bir görevi var. İhtiyacımız olan değişikliği sizler gerçekleştireceksiniz. Lütfen bu kapıdan girdiğinizde o kasvetli, karamsar dünyayı bu kapıda bırakın ve özlediğimiz enerjinizle, güler yüzünüzle, özgüveninizle ve tüm ümidinizle bu kapıdan içeri girin. Bu kapı kendinizi geliştirmek için büyük bir fırsattır. Biz size bu fırsatı iki elle sarılacağınıza konusunda tüm kalbimizle inanıyoruz. Başarılı, sağlıklı, keyifli bir akademik yıl diliyor ve hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürler. Konuşması için Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Duygu Perçin Renders'e teşekkür ediyorum. COVID-19 pandemisi nedeniyle mezuniyet töreni gerçekleştiremediğimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Melike Tuncay'ı kürsüye davet ediyorum. Mezunumuza plaketini vermek ve açılış konuşmasını yapmak üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Vural Kavuncu'nun sahneye teşriflerini arz ederim. Thank you.
Çok değerli rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, okul müdürlerimiz, genel sekreterim, çok değerli öğretim üyesi hocalarımız ve günün asıl kahramanı çok sevgili öğrencilerimiz ve değerli aileleri. Hepiniz yeni kampüsümüzün ve yeni eğitim öğretim yılımızın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün iki heyecanı birden yaşıyoruz. Öncelikle yeni bir başlangıç, yeni bir eğitim döneminin hemen ilk günü, bu her daim bizler için bir heyecan oluşturmuştur. Şu anda üniversitemizde 38 değişik eğitim programında ön lisans, lisans ve lisans üstü toplam 5400'e yakın öğrencimiz tamamı eğitime başlamış bulunuyor. Bugün bu konuşmayı yaparken aynı zamanda Mühendislik ve Doğal Bilimleri Fakültesi öğrencileri bizim okul yöneticimizlerine demesinler. Ben aynı zamanda fakültenin de dekan vekili olarak burada konuşuyorum. Onlar da öksüz değiller, onu da belirtmiş olayım. Bu sene bu eğitime başlarken bir değişikliğe başladık. İkinci heyecanımız da bu. Artık kendi yeni kampüsümüze geçtik ve ilk adımımızı açtık. Bu biraz zor oldu. Bu süreci çok kısa size paylaşmak istiyorum. Birkaç ay önce bu konu kesinleşti ve doğrusu biraz iki ayağımız bir pomuca girdi. Bugün size bu koşulları oluşturabilmek adına çok yoğun bir çalışma ekibimiz, çok yoğun bir çalışma gösterdi. Bunun için de idare ekiplerimiz, hocalarımız bugün sizlere eğitim koşullarının oluşması için bir gayret gösterdiler. Ben öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Peki geldiğimiz nokta neresi? Henüz çok 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 başlangıç. Yani belki bugün için öğrencilerimiz bazı noktalarda eksiklerimizi, sorunlarımızı görecekler ve belirtecekler. Biz bunları biliyoruz. Ama şunu da görecekler ve bunun sözünü veriyoruz. Çok hızlı bir değişim. Bu önümüzdeki haftalardan itibaren devam edecek olan bu değişimi gün be gün buranın ne kadar güzelleştiğini, ne kadar sizlere gurur duyacağınız, seveceğiniz ve her türlü ihtiyacınızı karşılayacak bir kampüs haline geleceğini gün gün göreceksiniz. Burası altyapı itibariyle zaten bir üniversite eğitim altyapısına daha önce sahip ama daha sonraları bir fikir değiştirilmiş. Biz ise yepyeni bir projeyle burayı bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Bu sözde değil. Bunun gereklerini biliyoruz. Öğrencilerimize ihtiyaç duydukları, burada kendilerine vaat ettiğimiz mesleki bilgi ve becerilerini donatmak için kendi tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ama bunların yetmeyeceğini, bir üniversite yaşamının beraberinde, bir sosyal yaşamla, bir sporla ve bir hayat görüşüyle birlikte de bir yaşam tarzı olduğunu ve okudukları okulların da binadan ibaret olmayıp bu ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde güzel kampüslerle donanması gerektiğini biliyoruz. Onun için sizlere bu kampüsümüzün, bu yeni yuvamızın bu şekilde çok hızlı dönüşeceğini ve çok güzel tesislerle birlikte de sizlere eşlik edeceğini söylemek isterim. Şu anda burada Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 7 program, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde aktif 3 program, Meslekçi Okulu'nda şu an için 1 program, lisansüstü eğitimde de zannediyorum artı sayısı, evet, yani yüksek lisans ve doktora programlarımızla birlikte burası ana kampüsümüz haline bugünden itibaren geldi. Sizlerden isteyeyim kampüsle ilgili ve buradaki diğer konularla ilgili her türlü günlük yaşamda ihtiyaç duyduğunuz konuları veyahut da taleplerinizi hocalarımıza doğrudan iletmeniz. Burada yeni başlayan arkadaşlarımız özellikle bu konuda belki çekinir olabilirler. Burada yeni bir yaşama başlıyorsunuz. Artık o özgürlükle birlikte sorumluluk ve yetkilerinizin de olduğu, kendi başınıza karar verme, kendi hayatınızı yönetme ile ilgili yeni bir yaşama geçiyorsunuz. Ben bu yaşamın sizler için üniversite yaşamının güzellikler, mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.
İşte biraz evvel geçen senelerde okul birincilik töreni yapamadığımız arkadaşım küçük de olsa, bir sembolik de olsa töreni gerçekleştirdik. İnşallah sizlerin ise burada törenlerini çok daha iyi ortamlarda, çok daha iyi koşullarda gelecekte yapacağız ve sizleri de ülkemizin, vatanın, milletin, insanlığın yararına bir birey olarak buradan mezun edeceğiz. Hocalarımız bunun için var. Ben tekrar hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Buradaki bütün hocalarımıza, sizlere yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar, sağlık ve mutluluklar diye temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Açılış konuşması için rektörümüz Sayın Profesör Doktor Vural Kavuncu'ya teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüz, rektör yardımcılarımız, Sayın Genel Sekreterimiz, Sayın Fakülte Dekanlarımız, Sayın Enstitü ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürlerimiz, değerli öğretim üyeleri ve öğrenciler, açılış programımız Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı İşbirliği ile düzenlenen müzik programı ve lokma ikramı ile devam edecektir. Tekrar hepinize yeni kampüsümüze hoş geldiniz diyor, sağlıklı ve mutlu bir eğitim dönemi diliyoruz.